yaşındayım. Dünyanın tüm çocukları adına karşınızda bulunuyorum. Tarih boyunca katliamlarda kendilerine kıyılmış saf ve temiz bebekler adına buradayım. Bu kürenin güneyinden kuzeyine yetim ve öksüz bırakılmış, masumiyetine kıyılıp gözyaşı döktürülmüş yavrular için karşınızdayım. Doğarken ağlasak da bizi bu dünyada hep gülmemiz öğütlendi. Acılar çekecek yaşa gelmeden parklarda oynamak, okulda koşturmak, yaşıtlarımızla ağız dolusu kahkahalar atmak istiyorduk. Öyleydik de. Gülüyor, eğleniyor, yaşıtlarımızla beraber mutluluk saçıyorduk. Ancak bir sabah hayatım boyunca unutmayacağım bir şey öğrendim. İsrail diye bir terör örgütü varmış. İsrail terör örgütü tüm insanlığı kendisine köle etmeye çalışan, Yahudi inancının dışında kalan, herkesi kendi inançlarına köle hizmeti gördürmek isteyen sapık bir inancın temsilcisi. Dünya tarihinin gördüğü en alçak rejimmiş. Bu tahrif edilmiş inançlarına da Siyonizm diyorlarmış. Geçmişte Deir Yasin köyünde, Şavra ve Şatilla'da, El Halil de Kudüs'te gerçekleştirdikleri katliamlara bu sefer Gazze'de devam ediyorlar. Gazze'de dünya tarihinin en alçak soykırımını izliyoruz. Çocuk hastaneleri bombalanıyor, yasaklı olan fosfor bombası kullanılarak savaş suçu işleniyor. Su, elektrik ve internet kesilerek Gazze adeta toplu bir mezara döndürülmeye çalışılıyor. Batı ülkelerinde bir çocuğun burnu dahi kanasa, uluslararası toplumu harekete geçiren güç odakları her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü Filistin'de 3 maymun oynuyor. Gazze'de ailesini kaybeden, umutlarını yitiren, gülüşleri çalınan, hayatı karartılan, en acısı da canı elinden alınan, katledilen bütün çocuklarına sesleniyorum. İslam ülkeleri, ayağa kalkın. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bizleri kardeş kıldığını bilmez misiniz? Kardeşlerinizi başlıca katledilirken kınamalarla, yaslarla, mitinglerle oyalanmaktan utanmıyor musunuz? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanı oynamak yerine hakikatin tarafından mazlumları yanında yer almak istiyorsanız hemen, bugün, şimdi harekete geçin. Tekrar.